Evet değerli izleyiciler, ilk bölümde dosyalarımız vardı, onları konuştuk. Şimdi biraz da siyaset konuşacağız, sosyal konulardan konuşacağız. Özdemir abiyle birlikte, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, şair Özdemir İnce bizimle birlikte. Özdemir abi günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Nasıl, doğru dürüst oturmayı becerdin mi bugün? Ya bugün bir harika. Yok ya. Çok iyi. Yer değişikliği mi yaptınız? Yok, biraz bir şeyler alta koydum falan. Ha, tamam öyle işte. Tamam işte. Harika. Gerçekten çok iyi bugün. İyi tamam, bundan böyle bak, yaparım. Bak rejiden Arat söylüyor, hiç müdahale etmedik diyor. Özdemir abinin kendi yaptığı değişiklikler, yenilikler bunlar diyor. İşte... Eski bir televizyoncu olarak. Dört yılda doğru dürüst oturmayı öğrendim. Aman estağfurullah. Evet, vallahi bir de doğru dürüst yaşamayı öğrensek şu ülkede iyi olacak herhalde. Yani hep mi bizi buluyor ya her şimdi, şey? Yaşamayı öğrensek diyorsun ama biz yaşamayı biliyoruz. Bizim yaşamamızın iyi bir yaşama olmadığını düşünen yaşama felsefesinden habersiz bir takım yığışımlar var. Yığışım diyorum, yığışım. Kalabalık. Kalabalıklar. Kalabalıklar var. Onlara hiçbir şeyi beğendiremezsin. Evet. Allah selamet versin de diyemezsin çünkü ayak tabanına diken gibi batarlar. Evet, evet. Efendim geçerken merdivenle kafana vururlar. Yani hepsini taciz ederler. Evet. Durum böyle. Evet, evet. Abi kameraya bakarak konuşursanız daha iyi olacak. Tamam, peki canım. Ha. Şimdi tabii birinci bölümde anlattık. İşte bu ülke nasıl soyuluyor dedik. Üstelik mahkeme kararları var. Mahkeme, Danıştay kararları var. Danıştay karar almış. Yok saymış o satışları. Devlet kamu zarara uğratılıyor demiş. Ama hiç kimse yargı kararlarını dinlememiş. Ne olacak? Şimdi diyelim ki hükümet değişti. Bütün bu işlemler ne olacak? Hani tekel alkollü içki fabrikası satıldı dedik. Mahkeme karar çıkana kadar Amerika'ya ulaşmıştı. Oradan İngiltere'ye geçti sahiplik. Şu anda Türkiye'de hani yeni rakı dediğimiz şey, Türk rakısı dediğimiz şey İngiliz rakısı oldu. Ve artık bunun geri dönüşüm de çok zor. O paralar kim ödeyecek, nasıl olacak? Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Bir de Recai'nin anlattığı Meksika'da kayıp öğrencilerle ilgili araştırmalar. Bugün cumartesi. Cumartesi anneleri de çocuklarının akıbetini arıyorlar ama onları polis dağıtıyor. Meksika'da soruşturuyorlar. Namıkçığım, şimdi şu anda hükümet olan AKP, daha önce söyleyip yazdım, bir siyasal parti değil, bir aşiret yahut da bir tarikat. Tarikat olması yönünden, dinsel yönden daha kuvvetli ama toplumsal kuruluş olarak bir aşiret. Yani bunu biz benzerlik olarak söylüyoruz, bir şey olarak değil. Yok şimdi bir dakika. İbni Haldun'un ağzıyla konuşuyorum. Beni dinleyenler adam gibi dinlesinler. Ben İbni Haldun'un diliyle onun kitabından konuşuyorum. Anlatabiliyor muyum? Onlar üniversitesini ama açmışlardı. Senin ben kime söylediğimi biliyorum. Ben kime söylediğimi biliyorum ama senin uyarını da kabul ediyorum. Benim amacımı da biliyorsunuz. Kabul ediyorum. Tamam. Şimdi bir ülke düşün ki Namıkçığım, Danıştay'ı var. Aldığı kararlar tanınmıyor. Tanımayan kim, kabul etmeyen kim,
Hükümet. Hükümet. Bir anayasa mahkemesi var. Bir karar alıyor. Anayasa mahkemesinin kararını kabul etmemek halka düşmez zaten, öyle bir şey yapamaz. Canına okurlar halkın. Anayasa mahkemesinin kararı kim dinleyemez? Evet. Anayasa mahkemesinin zaten muhatabı hükümettir. Hükümettir. Hükümetin eylemleridir. Danıştay'ın muhatabı da zaten hükümettir. Burada davacı olarak, karşı taraf olarak halk bulunur. Şimdi bütün bu devlet sistemi yani demokrasinin temeli olan devlet yapısı, yani Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, bunlar olmazsa bir ülkede demokrasi yoktur. Yani ne veresiye defteriyle mi yani şey yöneteceksin ülkeyi? Şimdi Ahmet Necdet Sezer Cumhuriyet Cumhurbaşkanı olduğu sürece devlet kurumları onun sayesinde korundu ve kararlar uygulandı. Ahmet Necdet Sezer sayısını bilmiyorum ama 100 kadar yasayı veto etti. Meclise geri gönderdi. Üçlü kararname ile yapılan sayısına gerek yok. İster 5 ister 500. Kararnameyi reddetti. Yani tayinleri atamaları kabul etmedi. Ki o reddettiklerinin büyük bir bölümü daha sonra yargılandılar. Şimdi bu işin bir tarafı Ahmet Necdet Sezer en insan vatandaşlarına en az mahkemeye vermiş cumhurbaşkanıdır yahut da iki cumhurbaşkanından biridir. Ne yazık ki bu ülkenin gelişmemiş bilinçsiz yığınları Ahmet Necdet Sezer'i soğuk buldu. Halbuki olağanüstü bir cumhurbaşkanıydı. Soğukkanlı ve soğuk olacak. Ne zaman Ahmet Necdet Sezer cumhurbaşkanlığını bıraktı, ayrıldı daha doğrusu, yerine Abdullah Gül seçildi. Çankaya noteri. Çankaya noteri mi deniliyor? Neyse. Öyle diyorlardı. Şimdi ilk söylediği yani veto hakkını hiç kullanmamış aşağı yukarı yanılmıyorsam. İyi bir savcı bulunsun dediydi. Hatırla, sen daha iyi hatırlarsın. Evet. İyi bir savcı hangi konuda? Askeriye mahkemeleri kurulurken. Öyle değil mi? Tabii. Şimdi Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olunca Başbakan da Recep Tayyip Erdoğan efendim iki kafadar bir oldular. İlkin yargıyı ele geçirmek için ortakları FETÖ örgütüyle üçlü sacayak şeklinde pişirip yediler. Kendin pişir kendin ye usulü. Ergenekon'du, Balyoz'du. O davaları açtılar. Efendim seçim kurulunu, yüksek seçim kurulunu değiştirdiler. Hakimler ve savcılar yüksek kurulunu efendim yüksek olmayan kurul haline getirip kendi adamlarını tayin ettiler. Danıştay'a kendi adamları geldi. Efendim Yargıtay öyle. Öyle bir şey oldu ki yaptıkları her gayrimeşru için, iş için yasal hiçbir merci kalmadı. Tesadüfen yahut da çok aşikar olduğu için reddedilen ve muhatap olan halk lehine yahut da kuruluşlar lehine çıkan kararları kabul etmediler. Şimdi bir demokratik ülkede o demokratik ülkenin Yargıtay'ının
Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara kimse karşı çıkamaz. Ama normal olarak Türkiye'de çıkmaması lazım. Amerika'da Yüksek Mahkeme'nin verdiği karar tartışılamaz bile. Hatta öylesine mesleki ahlaka ve töreye bağlı ki bu hakimler orada giden Cumhurbaşkanı'nın adı neydi? Trump. Trump'ın evini bastılar. Şimdi Trump diyorum ben. Ha, Trump'ın evi niye basıldı biliyor musun? Kendi atadığı Adalet Bakanı'nın emriyle. Anlatabiliyor muyum? Kendini atayan adamı belki siyasi hayatına son verecek bir tedbirin altına imza atıyor adam. Buna ahlak mucizesi denir. Çok önemli, çok çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Mesele bu. Kendi atadığınızın kişinin sizinle ilgili soruşturmanın altına imza atması çok çok önemli. Evet, şimdi biz ülke bu işleri çok izliyor. Amerika uzmanı bana hep haber veriyor mahkeme ile falan. Fena halde sıkışmış durumda Trump. Yeniden adaylarının önünü kesmeye çalışıyorlar diye iddiası o. Cumhuriyetçiler de fena halde sıkıştı. Neyse, zaten Amerika'da muhafazakarlar demokrasiyi hiç sevmezler. Hiç sevmezler. Bunu da Ülker'den öğrendim yine. İşte böyle canım. Bu meseleyi istersen bırakalım, başka bir yere geçelim. Evet. Sayfa çevir. Ama gerçekten önemliydi. Yani Trump'ın atadığı savcının Trump'la ilgili soruşturma açması, o ülkedeki adaletin, hukukun nasıl işlediğini, demokrasinin nasıl işlediğini göstermesi açısından. Amerika'da da her şey çok dört dörtlük değil ama bu çok önemli bir karar ve önemli bir gelişme tabii. Tabii sizin bana gönderdiğiniz bir yazı var. Ta eski tarihli 2009'lardan tahmin ediyorum. Şu polis okulu sınavlarıyla ilgili bir mektup gelmiş size. İşte bizde de maalesef işte bu tür atamalar hani nasıl polisler, askerler, askeri okullar, polis okulları ve diğer bütün okullarda nasıl yerleştirilmişler? Nasıl yapılanmışlar? Şimdi diyorlar ki efendim devletin içine sızanlar, ya sızma falan yok, resmen yerleştirilmiş bu adamlar. Yok, o çocuk 2009'da galiba. 2009 evet. Bana bir mektup gönderdi. Bulunduğum yeri söyleyemeyeceğim dedi. Ondan sonra o okulda olan biteni anlatıyor. Diyor ki biz diyor bu devre 300 kişiyiz. Bu 300 kişinin ancak 5-6'sı bilemedi, 7'si bileğinin hakkıyla polis yüksek meslek okulu galiba. Evet. Öyle. Diğerleri diyor Fethullah okullarından gelme ve sorular kendilerine veriliyor. Onların dershanelerinden ve giriyorlar. Şimdi ben bunu yazdım. Uzun bir yazı. Galiba yazı yayınlanmadı, yayınlanacak. Yakında, belki yarın salı günü yayınlanacak. O okulların bağlı olduğu genel müdürlükten bana ertesi gün hemen bir cevap. Efendim böyle bir şey söz konusu olamaz. Bizim işlerimiz hepsi yolunda gidiyor. Efendim bu yalandır, malandır, bilmem nedir. Ben de aynayı yayınladım. Ve dedim sizi tebrik ediyorum. 8 saat içinde inceleme yapmanız,
ve cevap vermeniz. Efendim iddiaları çürütmeniz müthiş bir kabiliyet işi. Şahsen sizi kutluyorum dedim. Sonra bir vesileyle savcılık bir davada o çocuğun adını vermem falan istedi. Ben de dedim ki ya bizim meslek etiğimizde haber kaynaklarını vermek diye bir şey yoktur. Ayrıca biz dedim bizim beynimiz öyle çalışır ki silgi gibi. Yazı yazdıktan sonra onu unuturuz. Ya o çocuk böyle kim bilir şimdi nerede bilemiyorum. Yani onun binlerce örneği var kardeşim ya. Binlerce örneği var. Evet, evet. Şimdi bunun da zaten ben niye böyle oldu birkaç kere yazdım. Şimdi bunlar yani Cumhuriyet karşıtlarının çocukları, ana babaları Cumhuriyet okullarını efendim şey etmiyorlar, küçümsüyorlar, efendim gavurların mektebi diyorlar. İmam Hatip'e gönderiyorlar, İmam Hatip'ten önce Kur'an kursuna gönderiyorlar. Efendim gazete okumuyorlar. Yani lise sınavı, liseyi bitirdiği zaman bilmesi gereken sosyal bilgileri bilmiyor. Yabancı dili doğru dürüst öğrenmiyor. Matematikle zaten ilgileri yok. Gazete, kitap okumadıkları için kültürleri yok. Sınava giriyorlar, kazanamıyorlar. Bu Cumhuriyet döneminde de öyleydi. Cumhuriyet'ten önce zaten kimse okula falan gittiği yoktu. Fakat Cumhuriyet yoksul çocukları okutmak için leyli meccani sistemi kurdu. Yoksul çocukları ilkokuldan sonra sınava giriyordu. Parasız yatılı sınavıydı. Eski adıyla leyli meccani. Burayı sınavla kazanan çocuklar ortaokulu okuyorlardı. Yemek bedava, yatakhane bedava, efendim çalışma şartları çok iyi. Ünlü okullar vardı. Evet, evet. Benim zamanımda efendim o okullar hala var. Erzurum, Afyon bunlar çok ünlü liselerdi. Afyon Lisesi 3 Cumhurbaşkanı çıkardı sanıyorum. Evet, 3 mü 2 mi? Afyon şimdi bunlar mesela Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer, Afyon Lisesi mezunları. Turgut Özal. Ahmet Necdet Sezer'i bilmiyorum. Ama Turgut Özal öyledir. Yok, ben şimdi, Afyon Lisesi mezunu olarak dedim. Ahmet Necdet Sezer de Afyon Lisesi mezunu. Bilmiyorum. İyi. Şimdi sınav kazanamıyorlar. Ne yapacaklar? Gözleri şeyde. Benim Din İmam Masa Kasa kitabım var ya. Evet. Orada belki daha önce anlattım bu ekranda. Isparta'da geçiyor. Bir Cumhuriyet Halk Partili konuşma yaparken. Ya diyor biz camiyi mi kapattık? Efendim ezanımı susturduk. Şeye giden, hacca gidenlere mani mi olduk diyor. Orada oturan biri diyor ki, haşa diyor öyle bir şey yapamazsınız. Siz bizi masadan ve kasadan uzak tuttunuz. Yani bürokrasiden uzak tuttunuz diyorlar. Bürokrasiden, kardeşim bürokrasiye girmek için okuyacaksın, sınava gireceksin. Kendini yetiştireceksin, yazma bileceksin, öğrenmiyor. Ha şimdi, sınavlar için Fethullah cemaati şeyi keşfetti. Ne yaparsan yap kazanamıyor adamlar sınavı. Kopya fabrikasyonunu icat etti ve efendim kazanmaya başladılar. Şimdi de AKP aynısını yapıyor. AKP üniversite sınavlarında barajı kaldırdı. Namık şimdi bu tarihçesi. Tabii. Herkesin kafasına basit olarak anlatıyorum. Tabii. Fakat şeyler de kazanıyor.
çalışkan, bilgili, iyi yetişmiş çocuklar gene birinci, ikinci oluyor. Gene en iyi yerlere onlar geliyor. Yani 3-4 ay çalıştıktan sonra amirler aralarındaki farkı görüyor. Tabii. Tercihini kabiliyetten ve şeyden yana yapıyor. Bilgiden yana yapıyor. Buna çare olarak neyi keşfettiler biliyor musun? Mülakatı. Mülakatı keşfettiler ve layık olanların elenmesi, iyi yerlere gelmesini engellemek için şeyi icat ettiler. Kopya sistemiyle mülakat sistemiyle sözlü mülakat sistemini şimdi eğer Türkiye Cumhuriyeti'nde ciddi yetenekli bir bürokrasi yoksa bunun müsebbibi AKP iktidarıdır. Şimdi AKP gittiği zaman bu kopyayla gelmiş olanlar falan derhal belli olur. Yani bir günde belli olur. Yaptığı işe layık mı değil mi? Yaptığı işe layık değilse o işten alınır. Kullanışlı bir yere gönderilir. Devletin çok yeri var. Yani işten dağıtmaya gerek yok. Onların işe yarayacağı yerler de var. Adam eğer katip olabilecekken genel müdür yapmışsan tabii, onun tedbirini alacaksın. Ve eğitim sistemi düzeleceği için efendim, önümüzdeki kuşaklar çok sağlam yetişecekler. Umutsuz olmaya falan gerek yok. Yalnız toplumumuza ve cumhuriyetimize yapılan kötülükler ta Bağdat'a kadar köprü olur. Vallahi billahi. Yani maalesef. Hiçbir, sana bir şey söyleyeyim mi? Ancak işgalci bir emperyalist güç, işgalci ve emperyalist düşman ancak böyle bir şey yapar. Bu ne kin, bu ne nefret. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Gene söz açacak mısın bilmiyorum altılı masadan. Evet, ondan konuşacağız. Çünkü hem o var, hem bu sizin şeyle ilgili muhafazakar demeyeceğim, besleme basında çok partili döneme geçişle ilgili söylediklerinizle evet, eleştiriler var. Çünkü hala anlaşılmamış ne demek istediğiniz. Evet, şimdi bak oraya geçmeden önce ben bir kötü niyeti söyleyeceğim. Bugün buldum, Akit televizyonunun canlı yayınında söylenmiş, Cumhuriyet gazetesi yazarı Atatürk üzerinden CHP HDP birlikteliğini böyle savundu. CHP HDP birlikteliğini savunmuşum. Efendim cumhuriyete cumhuriyet dememek lazımmış, çamuriyet demek evet, lazımmış. Evet, okudum. Okudun. Şimdi Tayyip gitsin de gerekirse ABD işgaliyle gitsin diye lağmazlığı ve beynini şeref yoksunu şahs... Ya böyleleri yok. Yani şimdi buna ben ne buna denir? Gideyim. Yani buna cevap vermek de bilmiyorum. Yani yok, ne denir buna? Cevap verecek değilim canım. Sana bir şey söyleyeyim. Arkamda gördüğün o kütüphanenin altında en az 3-4 klasör benim hakkımda yazdıklarıyla doludur. Bu buradaki, İstanbul'daki de öyle. Her gün benimle uğraşırlar da bunlar. Şimdi yahu... Neyse geldiğimiz ama zaman şimdi mesela şu az önceki de ifade, o yazıyı okudum. Tam bir cehalet ürünü. Yani bunlara kalem veriyorlar, kağıt veriyorlar, gazetelerde yazdırıyorlar. Kötü niyet. Kötü niyet. Şimdi diyor ki ağzından baklayı kaçırdı diyor. Laiklik mi bütün mesele? Elbette laiklik. Türkiye'nin en önemli sorunu halledilmesi gereken laiklik.
Layık bir düzen kurmadan İslam ülkelerinin çağdaşlaşmasının olanağı yok. Bu hallerini arayacaklar gelecekte. Bu en iyi zamanları. En iyi zamanları. Petrol devri bittikten sonra ya teknoloji yaratamıyorsun, düşünce yaratamıyorsun, araştırma yapamıyorsun. Üniversitelerin fasafiso. Nihayet bizim üniversiteleri de o üniversitelere benzetmeye evet. kalktılar. Üstüne bir üretim yok. Zenginliklerin var. O zenginlikleri halkla paylaşmıyorsun. Halka verdikleri yok. Yani ve böylesine cahil bir düzene imreniyor. İmreniyor bizim iktidar. Araplaşmak üzere sanki karar vermiş. İlle biz Arap olacağız. E ol kardeşim, kendi başına ol. Mani olan mı var? Evet, 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 evet. Bir de tabii bu çok partili döneme geçiş konusu çok tartışılıyor. Siz erken geçtik diyorsunuz. Onlar da diyorlar ki işte Türkiye'ye demokrasi geldi gibi görüyorlar. O Menderes döneminde hani ilk dönemlerde böyle hop açılma yaşandı. Sonra Türkiye ilk Amerikan otomobillerini, Cadillac'ları tanıdı, şeyleri tanıdı. Para bitene kadar tabii. Sonrasında sizin tespitiniz çok çok iyi. Yani eğer o olsaydı şu 15 Temmuz'a kadar gelen süreçteki hiçbir darbe, hiçbir şey olmazdı. Şimdi Namıkçığım, şu anda Türkiye'de 1950'den 48'den itibaren olan biteni bilen kaç kişi var bilmiyorum. Yani 100 bin kişi varsa var. Yaşamış. Ben 86 yaşındayım. 1942'de ilkokula başladım. Olan biten her şeyi gördüm. 1946'dan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki gericilerin, muhafazakarların, anti-Kemalistlerin Demokrat Parti ile işbirliği yapıp Demokrat Parti'nin istediği her şeyi yaptıklarını da biliyorum. Yani gericilik, ondan sonra antidemokratik hikaye sadece 14 Mayıs 1950'de başlamadı. Ve zaten Halk Partisi'nin içindeki gericiler, milliyetçiler Demokrat Parti ile birlikte Demokrat Parti'ye geçtiler ama içeride kalanlar da var. İçeride kalanlar temizlenmedi. Evet. Daha 60'a kadar falan kaldılar onlar. Yani gerçek devrimci olmayan muhafazakar kişiler. Şimdi bir cumhuriyet seçim yapıyor. Seçim kanununu muhalefetle birlikte gözden geçiriyor. Celal Bayar'la İnönü oturuyorlar. 1950 seçim kanununu birlikte yapıyorlar. İyi mi? Yapıyor. Seçim yapılıyor. Şaibe falan yok. Hepsi uyduruktur. Hepsi uyduruktur. Yok. Sandık kaçırmışlar da efendim bizim Aslanköy'de falan. Onların hepsi palavra. Yanlış şeyler. Şimdi Demokrat Parti iktidara geliyor. CHP sana hiçbir şey demedi, zorluk çıkartmadı, reverans yaptı. Buyurun güzel kardeşim, cumhuriyeti artık siz yönetin dedi. Hiç bir şey yapmadı yani, zorluk çıkarmadı. Gelir gelmez yaptıkları ne? Daha önce kurulmuş iki parti var ya, evet. Cumhuriyetçi, ne partiydi o? Cumhuriyetçi Türk ne şey, fıkra, demokrasi fıkrası, fırka, fırkası. Fırka, iki fırka. İki fırka kurulur kurulmaz zaten irticaya başvurdular. Birisi kurulduktan sonra 24 yılında, 25 yılında Şehzade isyanı çıktı.
Şeyh Said İhsani boşuna çıkmadı. O hükümet yüzü, o parti kuruldu diye çıktı. O partinin başkanı Şeyh Said'e mektup yazdı. Aralarında şey var, ilişki var. Ve o Şeyh Said İhsani Musul'u kaybettirdi bize. Musul'u şimdi... şeyin, bakın, mürteciler Osmanlı Devleti'nde vardılar, güçlendiler, tarikat haline geldiler. Onlarca tarikatlar isyanlar çıkardılar Osmanlı zamanında. Şimdi bir tarihçi gibi falanca yerde şöyle oldu, filanca yerde öyle oldu demiyorum. Ama ben şeyi söyleyebilirim, okunması gereken kitapları söyleyebilirim. Türk halkının dirlik ve düzenlik kavgası. Türkiye'nin iktisadi tarihi. Tarih sadece savaşlar değil. Tabii. Mustafa Akta ne yazıyor? Muhteşem Süleyman'ın en muhteşem olduğu dönemde Edremit'te halk ot yiyordu, biliyor musun? Hayvanlar gibi böyle yayılıyordu açlıktan. Bu dinbazlık, dincilik hiçbir zaman Türkiye'yi terk etmemiştir. Şu anda belki en güçlü oldukları zaman, onu söyleyeyim sana. Ne olacak? Şimdi ne oldu? Geldiler tarikatlar, sivil toplum örgütü sayılmaya başlandı. Şimdi sivil toplum örgütü meselesine. Bu ne zaman icat oldu biliyor musun? 2007'den sonra gene. Ana rahmine haklı düşenler dediğim kişiler, ikinci cumhuriyetçiler, fantrifitton solcular, efendim sivil toplum örgütüymüş tarikatlar. Ya en basiti şu. Sivil toplum örgütü demokratik bir kitle örgütüdür. NGO, non-governmental örgüt. Yani hükümette bağlı olmayan, hükümete karşı bağımsız örgüt demek. Evet. Özerk. Şimdi onların başkanları var, genel kurulları var, oturuyorlar, toplanıyorlar, demokratik olarak seçiliyorlar. Sen Fethullah Şehlit'ten atabilir misin? Atamazsın. İsmail Ağa'nın şeyini yerinden atabilir misin? Herifin tükrüğünü bile yalıyorlar. Maalesef. Kahve kirli donunu alıp saklıyorlar müzelik. Bilinç yok. Tam bir şuursuzluk. Bağımlılık var. Kölelik var. Ya Tanrı'ya bile bu kadar köle olmayan, peygambere bile bu kadar köle olmayan bu adamlar kıytırık bir şeye, tarikat şeyine tapıyorlar ya. Onların Allah'ı da kitabı da efendim peygamberi de ne oluyor? Tarikat şeyi oluyor. Evet. Bilinç yok oluyor. Robota dönüyorlar. Yani şimdi ayrıca şöyle geçenlerde biri söylüyordu. Efendim bir milletvekili. Efendim bu herkes inancını yaşayacakmış. Güzel, inancını yaşasın. Kimse inancını yaşamasın demiyor. İnancını fesata karıştırmasın. Evet. Efendim, evet. Avrupa Birliği'ne girecekmişiz.
Efendim, anayasamızın 90. maddesinde imzaladığımız uluslararası yasalar üstünmüş. Öyle ama şey sayıyor mu üstün olarak? Cumhurbaşkanı sayıyor mu? AKP sayıyor mu? Kaldırıp atıyor paçavra gibi. Şimdi herkesin iyi anlaması için söyleyeceğim kardeşim. Fransa'da mesela şimdi Dominiken var, Cizvitler var, Biryen var, şeyler var, trezoriyeler var. Peki Cizvitlerin Fransız Adalet Bakanlığı'nı ele geçirdiğini duydun mu hiç? He? Evet, doğru, haklısınız. Peki Fransa İçişleri Bakanlığı'nı şeylerin, Saint-Joseph tarikatının ele geçirdiğini duydun mu? Hayır. Bunlar kendi şeylerinde, manastırlarında yaşarlar. Efendim söylemesi ayıp, bağları vardır. Bağlarında konyak, likör ve şampanya üretirler. Ve bazı sepet falan örerler. Tarımla uğraşırlar. Hiçbiri Bayındırlık Bakanlığı'nı ele geçirelim. Bayındırlık Bakanlığı'ndan bal alıp hempalara satalım falan, böyle bir şey yok. Bir de okulları var. Okulları da şey tarafından kontrol edilen, Milli Eğitim tarafından kontrol edilen laik okullardır. Evet. Gerçi Özür dilerim abi. İki dakikamız var. İki dakikamız var. Bir de biliyorsunuz o şeyi dinleyeceğiz. Sevdiğini söyle geç kalma. O şarkı... İyi, o iki dakika. Tamam. Benim de söyleyeceğim bitti. Hep kendimi tekrarlıyorum zaten. Yok. Bin defa tekrarlasak yine yetmiyor Özdemir abi. Bin defa tekrarlansa yetmiyor. Daha önce de konuştuğumuz şeyleri yine konuşuyoruz. Ama değişen bir şey olmuyor maalesef Türkiye'de. Çünkü az önce söylediğiniz o masa ve kasa meselesi. Yani niye Cizvitler Fransa'da bunlarla ilgilenmiyor diye, dünyevi işlerle ilgilenmiyor diye. Hayır, orada başka bir dertleri yok onların. Burada işte o masa ve kasa Cumhuriyet'in kurulduğu günden beri hala gözleri orada. Ve ele geçirdiklerini, ne yaptıklarını da gördük. Ben ilk bölümde örneklerini verdim. Sayıp savuyorsunuz, mahkeme kararları çıkıyor, mahkeme kararlarını takmıyorsunuz. Sanki bir düşman kentini, ele geçirmiş kalesini gibi. Ele geçirmişler, yağmalıyorlar, soygun yapıyorlar. Efendim, kadınları kaçırmıyorlar ama öldürüyorlar evet, burada. Evet. Evet. Evet, çok teşekkür ediyorum Özdemir abi. Ben de. Şimdi Ziya Cezzar Özdemir İnce'nin bir şiirinden seviyorsanız eğer şiirini bestelemişler. Çok da hoş bir şarkı çıkmış ortaya. Programımızı bugün onunla kapatıyoruz. Özdemir abi çok teşekkür ediyorum. Ülker abiye de sevgiler saygılar yolluyorum. Tamam, dinleyelim bakalım. Evet, görüşmek üzere tekrar. Şimdi müziği dinliyoruz, onunla kapatıyoruz. Yarın görüşmek üzere.